Elektrik üzerine çalışmaya başladığımız zaman akım ve gerilimin ne olduğunu iyice öğrenmemiz gerekiyor. Daha önceki iki videoda da akım ve gerilim üzerine konuşmuştuk ve doğal olarak ne anlamlara geldiğini de öğrenmiş olduk. Akım hakkında konuşurken tellerden bahsetmek işimizi oldukça kolaylaştıracaktır. Diyelim ki elimizde bir bakır tel olsun. Hatırlayın, bakır tel hakkında da daha önce konuşmuştuk. İçinde elektronlar vardı ve bunlar negatif yüklüydü. Elektronların negatif yüklü olduğunu zaten biliyoruz. Üzerlerine gerilim yani voltaj uygularsak elektronlar bir yönde hareket etmeye başlayacak. Eğer buraya pozitif, diğer tarafa da negatif gerilim uygularsak elektronlar eksi taraftan itilecekler ve artı tarafa doğru çekilecekler. Buna elektron akımı deniyor. Akım için konuşurken telin içinde aslında ne olduğundan bahsetmek gayet mantıklı ve anlaması da daha kolay. Elektronların harekete bu şekilde daha iyi anlaşılıyor. Ne zaman bundan bahsetsek, özellikle elektron akımının olduğunu söyleyeceğiz. Aynı zamanda daha önceki videoda bahsetmiştim. Şimdi yine bahsedeceğim. Akımın geleneksel olarak açıklaması böyle. Buna geleneksel akım yönü deniyor. Yüzlerce yıldır akım için kullandığımız geleneksel yön, pozitif yükler hareket etseydi, onların hareket edeceği yönün bulunmasıyla belirleniyordu. Bu yüzden bundan sonra ne zaman akım hakkında konuşacak olursak bu geleneksel akım olacak. Aslında bundan sonra geleneksel kelimesine de gerek yok. Onu da kaldıralım. Sadece akımı kullanalım. Akım pozitif yüklerin hareket edeceği yöndedir. Eğer elektron akımı için konuşacaksak da onun elektron akımı olduğunu her zaman belirteceğiz. Şimdi şöyle bir hatırlayacak olursak Gerilim için konuştuğumuz zaman bunu dağ tepesinden yuvarlanan elektron benzetmesiyle açıklamıştık. Dağımızı tekrar çizelim. Sanırım bu resmi hatırlamış olmalısınız. Pil ya da benzer bir voltaj kaynağı oluşturmuştuk. Pilin yaptığı şeyinde dağ tepesine hareketli elektronlar göndermek olduğunu söylemiştik. Bu elektronlar da tepeden aşağı iniyor. En aşağı kadar yuvarlanıp pilin pozitif ucuna geri dönüyorlar. Devre tasarladığımız zamansa elektronun yolunda çeşitli şeyler koyuyoruz. Burası da devreyi kurduğumuz yer. Yani elektron akımı tepeden aşağı doğru bu yön doğrultusunda inliyor. Geleneksel akım yönü ya da sadece akım yönü de yukarı doğru. Şimdi devremizi ve pilimizi baştan çizelim. Pili pozitif tarafı yukarı gelecek şekilde ters çevirelim. Devremizi de şöyle yanına koyalım. Az önce kurduğumuz devrede burada. Hadi devreyi şöyle bağlayalım. Burası pilin artı tarafı. Diğeri de eksi tarafı. Artı tarafı uzun çizginin olduğu yerde, eksi de kısa çizginin olduğu yerde. Akım yönü de buradan artıdan eksiye doğru. Bundan sonra akım dediğimizde bunlar aklımıza gelmeli. Elektronların burada olduğunu biliyoruz. Şu yönde hareket ettiklerini de biliyoruz ve bu sorun değil. Gedeneksel akım ya da sadece akım için adlandırma bu şekildeydi.